Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Rüya. Bugün sizlere labirent etkinliğinden bahsedeceğim. Labirente gitmek için sol alt köşede yer alan savaşın üstüne tıklayın. Ve işaretlediğim en sondaki goblinli yere basın. Videoya başlamadan Rüya'nın YouTube kanalına abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Destekleriniz için hepinize teşekkürler. Labirentten bahsetmeye başlamadan önce size bir sorum var. Labirentte en fazla kaçıncı kata kadar çıktınız? İlk önce labirent arayüzünü tanıtmakla başlayacağım. Daha sonra etkinin detaylarını vereceğim. Videonun başında dediğim yerden labirente girdiğinde önüne burası gelecek. Hemen sol üst köşede labirent sistemini bulunmaktadır. Labirentte yaratıkları araştırmak ve saldırmak için kullanılır. Canavarları yenerek veya labirenti sıfırlayarak elde edebilirsin. Üstüne tıkladığında da zaten detaylarını gösteriyor. Sağ tarafta kare içerisine aldığım yer, labirentte kaçıncı katta olduğunuzu gösterir. Solda yer alan gösterdiğim bölüm, form takımını seçmenize olanak tanır. Buradan 3 tane form takımı ayarlayabilirsin. Oluşturduğunuz bir takımı standart olarak işaretlediyseniz, her girişinizde o takımı direkt kullanabilirsiniz. Bir formu standart yapabilmek için en az bir kahramana ihtiyacınız vardır. Kurulumu düzenle diyerek kahramanları yerleştirebilirsiniz. Yerleştirdiğiniz kahramanların güçleri şurada gözükmektedir. Daha sonra kaydet diyerek bu kahraman dizilimini ekip olarak formlara tanımlarsınız. Şurada yakınlaştırdığım yer ise labirent sıfırlama alanı. Mevcut sezondaki ilerlemenizi sıfırlar, ancak sezonda yapmış olduğunuz en iyi skor korunur. Ücretsiz olarak bir kere yenileyebilirsiniz. İkinci yenilemenizde ise 150 mücevher ister. Diğer yakınlaştırdığım yerde sıralama alanı. Burada onar onar ilk bindeki oyuncuların sıralamasını görebilirsiniz. Sıralamada birinci olan oyuncu TR kırmızı TR ödül olarak 700K mavi kristal ve 600 şan kazanacak. Ekranın sol tarafında 1, 2, 3 olarak gösterilen yerden takımlarınızı kolayca seçebilirsiniz. Etkinlik detayları ise şöyle. Labirentte birden fazla kat bulunmaktadır. Daha derine inerken daha yüksek saldırı ve SP'li canavarlar ve goblinlerle karşılaşırsın. 9 kahramanla oluşan bir ekip oluşturun ve bir düşmana ilerlemek için labirent stamina kullanın. Skor puanları ve stamina inlemek için canavarları yenin. Labirent sandığı ve puan kazanmak için goblinleri yenin. Her goblin yalnızca sezonda bir kez labirent sandığı verir. Bir goblini yenmek labirent staminanı yenilemez. Sezon boyunca labirent her gün 00:10-23:50 saatleri arasında açıktır. Sıralamalar her dakika güncellenir. Her sezon 3 gün sürer. Sezonlar arasında 2 günlük bir bekleme süresi olacak. Bir sezonun sonunda en iyi puanınıza bağlı olarak mavi kristal ve şan ile ödüllendirileceksin. Skorunu yükseltmek istersen sezon boyunca labirenti sıfırlayabilirsin. Ödüller her sezon için en iyi puanı temel alacak. Bir sezon ödülleri bir sonraki sezonun sonundan önce toplanabilir. Evet arkadaşlar, şimdi beraber ilerlemeye çalışalım. Labirent kısmını deneyelim. Değerli arkadaşlarım, labirent hakkında anlatacaklarım bu kadar. Oyunda hepinize başarılar dilerim. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız, kanalıma abone olup videolarımı beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.